Hocamızı yorumlarken. Sorunculuğu bence Kayseri Spor ekonomik ve kadronun sürekli ve 3 antrenör değiştirmesinden dolayı doğru yerde. Ankara gücü son 3 haftadır toparlanıyordu. Aslında ya yani ümit verici bir oyun Transfer yasağı var mı yok mu onu bilmiyorum. Antalya Spor takımı enerjisini düşük gördüm çok. Thomas'la yolları ayrılabilirmiş. Bilmiyorum. Fanatikmiş. Benim için, Hazreti, benim için puan olarak en büyük hayal kırıklığı Konya Spor. Hem oynadığı oyunla hem de... Bir puan üstünde düşman. Evet. E, bence Aykut Hoca da hayal kırıklığıdır. Yani kırıklığın oramıştır. Kasımpaşa, klasik Kasımpaşa. Ama Kasımpaşa'daki konya kadar olması da bir hayal kırıklığı değil mi hocam? Yani yap 60 tane gol var Kasımpaşa'nın maçlarında. ilk yarıda. <laughs> Gençler Birliği çok kötü başladı. Yalnız ele yazgın bir takım. Top oynamaya çalışan Hamza Hoca ile beraber. Rize kısıtlı kadrosuyla. En azından bu maçı kaybetti ama içeride maç kazandı. Deplasman'da bir maç kazanabildi. Mutlaka geçenlerde sportif direktörler arkadaşımızı gördüm. Portekiz'e gidip oyuncu bakıyordu. Birkaç tane. Denizli Spor Deplasman performansını içeride daha yansıtamadı. Yani çok enteresan. İçeride 2-3 maç kazansı toparlar. Göztepe çıkışta Gaziantep ben yani sürprizlerden biri olarak. kontra takım ama evet mutlaka transfer yapması lazım. Malatya olması gereken yerde. Galatasaray olmaması gereken yerde ama oynadığı oyunla buraya hak ediyor. Beşiktaş Alanya'ya attadınız hocam Alanya'da evet Alanya'yı seyrettiğim zaman hakikaten de e, iyi oynamaya çalışan. Bugün de gördük oyunun sonuna kadar sistem mesela çok etkili bir santifor. ki Fernandez'in bugün yedek olduğu bir takım. Mesela Velid Donlu'ya iyi bir stoperleri var. hazırlık evet, evet. başlıyorlar. Kaptanları milli takıma gelen kardeşimiz neydi bizim? Efe Efe, Efe, Efe. falan da çok etkili oynuyorlar. Ceyhun falan da böyle profesyonel bir Bir kere çok değil. heyecan verici bir takım. Yani bu, bu enteresan her yerde olsa şaşırmaz mı? Yani Alanya, Sivas'ta, Trabzon'un oralarda olsa veya yani hem risk alan, evet. hareketli oynayan. Bugün yani 20 dakika boğdular Konya'yı. Trabzon e, herhalde en çok gol pozisyonu 2-3 takımdan biridir ama bir o kadar da 2-3 tane pozisyon veren takım pozisyonu. Yani Şimdi Uğurcan'ın performansı ve Muslera'nın performansı diğer kaleci performanslarının üstünde. Değil Kesin. mi? Ama hücum performansı iyi. En biraz çok olur. gol atan iki takımdan biri tırmanızı. Evet. Tabii Sosa da iyi bir ilk yarı geçirdi. Daha Mikel henüz daha yeni toparlıyor. Oraya bir oyuncu bakılıyor. Abdülkadir'de biraz ilerleme var. Parmak. Abdülkadir parmakta. Mutlaka onların NDI için geçen anlasın. Ahmet Bey'in açıklaması 6 milyon 12 milyon TL arası biz transfer yapabiliriz diyor. Mutlaka bir iki tane oyuncu takvisi yapacaktır. Tabii ki Pereira'nın çok istikrarlı bir 17 haftası vardı bu ilk yarıda. Sağ olun. Yani. oynadı. Novak biraz İkinci yarı çok da... şey gebe tabii ki. Çok şey gebe. Her şey önümüzdeki işte yarın herhalde futbol federasyonu kulüplerin durumuna... Heh, tam ona gelecektim hocam. Şimdi o, o onu, konuşuyoruz. Yarın. Yani bir, Artık bu hafta içinde mutlaka bir... Kulüpler biliyordur. Öyle Ama kamuoyuna da yarın paylaşacaklar Tabii. diye duydum ben. Yarın hiç olmazsa daha rahat yorum yapar herkes. İşte X kulüp hiç transfer yapamayacak. Veya Y takım yapabilecek gibi. Satarsan alabileceksin gibi. Ama şu var ki belli ki ilk yarıya göre Galatasaray, Luindama ve şeyi askıya alacak Andone'yi. Nagatomo ile sanki bir vedalaşma gibi basın yapmaz. Evet, evet. Ben sabah okudum. Ya e o zaman da kafasında mutlaka bir planlama vardır hocanın. Ben net olarak stoper alacaklarını düşünüyorum. İsim bilmiyorum. O Leipzig'in sol bekini yedek ama evet. anlaşıldığı Mesela. diye duydum. Bilmiyorum. O zaman nagatorbiden vazgeçecek demek ki. E, muhtemelen de India'yet tarzı böyle orta saha ikinci bölgeye çabuk geçebilecek Kayseri'deki oyuncu var ya Mensah. Onun peşindeler evet. diye düşünüyorum yani o tip oyuncu işi olduğunu miyiz? düşünüyorum açıkçası. Ee,